Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Kayıp oldu. Ve işte. Fırtınacı lazım. Yani tek atması için. Ölümcü lazım, öyle feintleri falan atsın. İşte benimki gibi. 180 bin yaşar bugün sizlerle birlikte. Skeleton key room yapacağız. Mimic. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah güzel olur. İlk öncelikle gold key ile açılan bir yer. İçeriden başlamayı düşündüm. İşte böyle arkadaşlar. Giriyoruz. Sıkıntı yok. ...60k canlık bir boss arkadaşlar. Yani Mimic böyle farklı şekillere dönüşüyor, farklı kişilere. Mesela Cyrus Drake falan oluyor. Yerimde. İşte yani mesela bu şey Chrysalis sonlarına doğru var bu adam. Healers de böyle işte yardımcı çağırıyor arkadaşlar Chrysalis sonlarında. Morgante'ye girmeden bir önceki yer işte. Bu var. Daha öncelerinde de var. Buradan yani düşen önemli bir şey var, o da yüzük arkadaşlar. Kritik veriyor. Bir ara size örnek vermiştim 120 yüzüğü Mimic falan diye. İşte o bu. Omen gibi bir boss bu da. Yani Skeleton Key Room ama çok da uzun değil. Tek atıyoruz. Yani bir fırtına bir denge olsa gerisi yeter diye tavsiyede bulunurum. Hilelerde bu işte arkadaşlar, yardımcı çağırıyor. Bunun hilesi bu. Farklı şekilleri dönüşüyor, tek buna dönüşmüyor. İsmi Mimic. Geç kalanın pipsini alıp kendisine veriyor. Arkadaşlar bu arada Empira'nın son boss'u var, Medulla. Yani 1 saatlik 2 saatlik bir video olabilir, çok büyük bir savaş var. Onun da videosunu çekmemi istiyorsan söyleyebilirsiniz. Yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada Pip Converse şey şöyle oluyor. Bir arkadaş demiş Pip Converse'ı anlatır mısın diye. Mesela sizin 2 pipsiniz var ama Faint 1 pips istiyor. Yani o 1 pipsinizi geri veriyor. Yüzdelik ihtimalle. Mesela diyeyim ki ya bununki 499, yani %36 olması lazım, 35-36 tarzında. İşte arkadaşlar %35-36 mesela. Faint attı. Ay şu üçlü blade'i bastı, Blade Storm'u. Herkese bıçak veren. 2 pipsi vardı. 1 pipsi gitti ama 1 pipsi geri verdi. Böyle oluyor. Yani sarı gitti, beyazı veriyor. Mesela bu arkadaşlar, pip converse işi bu. Mesela 6 pipsiniz var. 5 pipsik bir şey vurdunuz. Birisi geri geliyor. Pip converse diyor. Ya da sizin full pipsiniz var, 7 pipsiniz. Bu da yeni gelenmiş arkadaşlar. 7 tane beyazınız varsa
%'lik ihtimale göre sarı verebiliyor, yani sarıya dönüşebiliyor Pips. Buradan yüzük düşüyor arkadaşlar. Bayağı bir düşürdüm. Ve işte fırtınacı lazım. Yani tek atması için ölümcü lazım, öyle feintleri falan atsın işte benimki gibi. 180 bin vurdu arkadaşlar işte. Kolay yani, çok kolay oluyor. Hiç zor değil. İşte böyle 3 kişi bile yapılıyor yani doğal olarak. Ve düşen yüzük, ateş yüzüğü düştü arkadaşlar. Şanssızlık da benim yanıma. Yan hesabıma düşmedi, buna düştü. Ve işte arkadaşlar düşen yüzükleri size şuradan bir göstereyim. Bundan 2 tane düşmüş. Bu Morgante'nin. Şurada olması lazım. Evet arkadaşlar, hayat yüzüğü. Yani bunlar kritik ve atak şey için yani ya. PvP'de değil de PvE'de, yani normal savaşlarda güzel kullanılır. Benim fırtınamda 10 hasarlık var arkadaşlar, onu da göstereyim. İşte bu yüzük Hagakure. Güzel bir yüzük arkadaşlar. Yani önerebilirim yani fırtınacı ve ateşler için. Ateşinki de burada. Aynen 87 97. Arasındaki fark 10 kritik. Can farkı var, hasar farkı var. Ateş neden böyle oldu bilmiyorum. Yani 125 levelden itibaren. Mesela bizim 32, onların 35 hasarı oluyor. Ateşte biraz sıkıntı var ya. Ateş güçleniyor yani yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.